aramıza her zaman gibi açılışını yapıyoruz. Yüreğimize bulunduğumuz coğrafyaya hoş geldiniz. Diyoruz ya değerli dostlar, orada uzakta bir köy var işte değerli dostlar. Biz o uzakta olan köydeyiz. Bu kış vakti geldik. Bu köyü sizlere göstereceğiz değerli dostlar. Neredeyiz biliyor musunuz? Erzincan Refah Orçun Nahiyesi Gazipınar köyündeyiz değerli dostlar. Gazipınar'ı hep beraber böyle sizlerle birlikte gezeceğiz değerli dostlarım. Şöyle bir başlayalım. Buradan bir girelim değerli dostlar. Diyoruz ya Anadolu'nun kayıp köylerinin 4. serisindeyiz değerli dostlar. Şöyle birlikte şimdi gezeceğiz dostlarımız. Burada evleri göstereceğiz. Hayvanları göstereceğiz sizlere. Buradaki yaşamı göstereceğiz. Buradaki zorlukları sizlere göstereceğiz değerli dostlar. Gerçekten biz de zor geldik. Yollar kapalı olmasından dolayı aslında güzel şeyler yapılacaktı. Ama lakin şu vardı. Gerçekten soğuk, kış, kar, boran, fırtına. Orçulumuz böyle sessizliğe bürünmüş değerli dostlar. Orçul bölgesinin güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Gerçekten manzarasıyla bir bütün değerli dostlar. Şöyle şurada duran değerli dostlarımızın yanına doğru gidelim. Gazipınar'da dolaşırken geldik. Gazipınar'ın güzel bir mahallesi. Mahalleyi, çevreyi. Yaylabaşı mahallesi dayılarımızdan öğrenelim. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Seni tanıyalım dayı bey. Ben Bilal Ağacı. Nasılsın dayı? Dayıcan, gel bu tarafa doğru yanaş bize. Geldim. Öyle mesafe sana bırakan korkmadan. Değerli dostlar biliyorsunuz ki korona zamanı hastalık da var ülkemizde her tarafta. Buralarda da aynı şekilde olduğu gibi böyle dayılarla uzaktan bir sohbet edelim. Ne yapıyorsun? İki hane mi var? Kaç hane var İki burada? İki hane var. İki hane var. İkiniz varsınız. Ha, yazın 10 haneye çıkıyor. Yazın. Biraz o ara, yetişir iki hale. Nasıl burası kapalı, her taraf nasıl yapabiliyor musunuz burada? Var mı sıkıntılarınız? Yok, hiçbir sıkıntı. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var mı bir sıkıntınız? Sıkıntımız yok. Bugüne kadar bir sıkıntı yok. Yollar açıldı mı sıkıntı olmuyor. Ha. Yollar açılmadı mı? Siz buradan gittiniz mi yoksa hep burada mıydınız siz? Yani İstanbul Büyükşehir Gölcüğü'nün. Ben 2-3 senet buradayım. Hep buradaydım. Var mı hayvanların bir şeyle uğraştığınız mı? Sattım. Evet. Sende dayı var mı bir şeyler, hayvanlar dört, falan? 4-5 tane evlerimiz var. Evet, 4-5 tane var. Evet. Şimdi tek misin? Benim hanım teyzeyle beraber. Ya yetiştirebilir misiniz? Yapabiliyorsunuz herhalde. Yaparız. Yaparsak. Kör oğlu ayva karışıp beraber duruyoruz. Aynen öyle. Dayı burası, ben bir daha söyleyelim. Hangi mahalleydi burası? Yaylabaşı. Babalar olarak biliyoruz. Yaylabaşı hastası. Heyecan olarak biliyoruz. Işıklar Mahallesi. Değerli dostlar, isimler sürekli değiştiği için o taraflarda. Biz de yer unutuyoruz. Ama benim hep bildiğim Babalyan, Heceyan, baş mezarlık diye bildiğim yerler. Sen kimin neyisin? Biraz daha ben sana anlatacağım kimin neyim. Birazdan sana anlatacağım. Aşağı mahallede kimse var mı? Yok, kimse yok. Evet dostlar, aşağı mahallede biz gidecektik. Yol kapalı. Kapalı olarak. Oraya gitme şansımız yoktu. Oraya sizlere bir üstten böyle hafif bir görüntü aldık sizlere. Aşağı mahalleye gidemedik değerli dostlar. Ne yapıyoruz? Dayılarımızla böyle kısa bir sohbet ettik. Yol kapalı orası, kapalı açılmadı. Aslında bir girdiğe gelse oraya bir hafif bir şey yani. Normalde mahalle kaç hane yazın? 10 mu? Burası 10 hane. 10 hane aşağı, o da orası da aynı. 3-4 ev vardı. 4 evde geçer. 3-4 ev. Aynen, yukarısı kalabalık. Yukarı kalabalık. 25 tane falan. 25 tane var yukarıda. Yukarısı kalabalık. Değerli dostlar, Gazipınar köyü dediğim gibi buranın büyük köylerinden bir tanesi. Ne yapıyoruz değerli dostlar? Mahalleleri gezmeye devam ediyoruz. Şöyle şurada duran değerli dostlarımızın yanına doğru gidelim. Ne diyelim değerli dostlar? Selamünaleyküm deyip yanlarına gidelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ ol, teşekkür ederim. Siz de Kadıpınar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, neylisiniz? İyi valla, seni bir tanıyalım. Kimsin, nesin, burada ne? Brakocil'den diyor. Seni Brakocil'in kibranız. Sağ olasın. Ben oğluyum. Evet, sağ olasın. Burada bir tek ben burada kalmışım. Sen mi kalmışsın? Evet, ben hepsi gitmiş. Bir tek sen buradasın. Ne yapıyorsun, hayvan var mı? Var, birkaç tane ilaç var, onlarla uğraşıyoruz. Direktörümüz var, sağdan sonra çalışıyoruz. İyiyiz, Allah'a şükür. Sen nasılsın? Hoş geldiniz Cumhurbaşkanı. Ben böyle şey görmek, koyunları çekeceğiz. Tamam. Komşuların da olsa. Valla bizler iyiyiz, çok gayet iyiyiz. Sen nasılsın? Sen de geçen başından bir olay geçti.
sen yıllardır buradasın Kıta abi. Ben de beşimi sallamış bir adamsın sen, değil mi? Evet, evet, öyle, doğru. Aynen öyle. Bir dönemde ufak çocuk ya. Evet, beşikteydim. Evet, çok mu? Yaylanaydım, Kandaran'ın yaylasında. Bizler çoğundu, kalabalıktı, büyüklerimiz vardı, küçüklerimiz vardı, hepsi getirdiler. Havuzda 5-6 konak aldık Kandaran'da. Kıdır'la güzel arkadaşlarımız da oldu. Ondan sonra boy Beycot'tan göçtü, geldi, hiç kimse yok şu anda. Evet, yok, yok. Efendim, mezun mezunada. Emir Dere'de var 5-6 kona. Sizden nasıl? Kaç hane var? Kalabalık kim var? Kim yok? 18 kona var şu anda. Sen niye buralarda kaldın gitmedin? Ben de gidemedim. Ben de gidemedim. Var mı hayvanların? Hayvanlarım var. Evet, koyunlarım var. Koyun var, mal var. İyi, güzel. Uğraşıp duruyorsun. Uğraşıyoruz. Ama gerçekten burası bizim buralarda. Rakım 2300'lerde evet. 92'lerde evet. Rakım çok yüksek burada. Gerçekten dondurucu bir soğuk var aslında. Evet. Biz de yazın daha güzel çekimler yapacağız tabii, buralarda. Tabii yazılsa daha güzel evet. Olurdu. Aynen şu öyle. Şu anda kış o kadar. Aynen. Ne yapalım? Bir de Kıdır abinin şu hayvanlarını bir ziyaret edelim. Bakalım evet. Ne var ne yok bir aynen. Bakalım. Kıdır önden devam etsin. Canım. Değerli dostlar şimdi geldik Kıdır abimizin yanına bir hayvanlarını görelim. Hoş geldin sabah geldin evet. Buyurun gelin. Ne bu? Şöyle bir bakalım. Yerim biraz daha ama. Yerli yerimiz dur. Ha yapacak bir şey yok yani bu şartlarda. Ha. Aynen öyle. Yerli ırk. Yerli mal yerli. Yerli inek. Bir tane tosunu var. Alacak kırmızı siyah. Ha. Ha bir tane de danalar. Geçen sene danalar Kıdır abiler. Evet bunlar da bozik. Geçen seneki danalar işte bu sene. Ha bu sene danaları. Evet. Şöyle simental kırmaları. Evet bunlar simental. Simental kırması. Bu da yerli melezlemeler evet. Olmuştu. Yani dostlar simental kırması. Yerli ineklerle, ana yerli inekler baba simental kırması. Şöyle göstereyim alacağına. Bizde bir şey var Ozi burada. Bu bölgede bir şey var. Para eden mi anlayabiliyor musun? İneğin büyümüğü değil alacalı olması yani. Evet. Evet. Değerli evet, dostlar. Bunları ben Fethi Bey'de, Hüseyin Bey'den aldım. Bombara köyünden. Çok eski almışsınız. Tek bir inek aldım. İşte evet. Bunun ırkıdır. Kesmemişim. Şimdiye kadar devam. Değerli dostlar burada... 10-15-30 sene oluyor. He 10-15 sene. Vay be. Evet. Oluyor. Şu dağların güzel. Değerli dostlar buranın işte dediğim gibi burada şu özellik var. Hayvanlar yerli olsun, büyük olsun herhangi bir anlam ifade etmiyor. Anlam ifade eden ne biliyor musunuz? Simental kırması ya da evet. Simental zaten orijinali biraz zor. Kırma, simental kırmalar. Alacalı oldu mu böyle kırmızı evet, beyaz oldu evet, mu doğru. Hayvanın değeri oluyor değerli dostlar. Doğru. İsterse şu hayvan 30 kilo süt versin. Buna hiçbir anlam ifade etmiyor değerli dostlar. Bunlar şu anda normalde 10 kilo 15 verir normalde yazın. Evet. Yazın verir. Ama şu anda 5 kilo olacak. Yani. Şu var işte. Tanesi. Ama bu simental olsun değerli dostlar. Evet. 10 kilo versin değeri var. Bu, evet. bu bölgede de bizim bu bölgede mal bu şekilde değerli evet. Dostlar. Kırmızı alacı oldu mu? Doğru. Böyle bir şey var. Fiyat var. Şöyle gidelim. Sende koyunlar da var herhalde. Koyunlar var aşağıda. Ha aşağıda mı? Böyle gösterdik sizlere değerli dostlar. Gel. Değerli dostlar. Şimdi de ne yapıyoruz? Daha bir koyunları görüyoruz. Eski yapılar değerli dostlar. Evet, çok eski. Burası dedemin dedesinin, babasının. Çok. Gibi. Ha koyunların böyle ya çok. Bak, yer dağılındı. Evet, bunlar var. Yer benim değil, amcamın. Şeyci amcam vardı, stabil etti, göçtü. Şu anda. Bunlar mor cinsi ne bunların? Bunların cinsi kangal var. Bir de yerli koyun var mor. Ha mor koyunlar var. Bunlar Sivas cinsi. Bu beyazlar. Ha, değerli dostlar ben dediğim gibi ben koyunculuk işinden anlamam. Benimkisi biraz daha davar işi. Benimkisi mal işi. Büyükbaş hayvancılık. Biz evet. Ondan az çok anlıyoruz. Koyun işinde böyle çekti. Koyun işine Hıdır abi yılların tecrübesi. Evet, burada da bu var yine. Sen mi olan da? Benim de var burada yine var. Tamam. Şöyle sizlere gösterelim değerli dostlar. Şöyle bir sokaktan doğru. Şimdi değerli dostlar bizim kömürümüz. Evet. Değerli dostlar bu terzek. Evet. Değerli dostlar şimdi nasıl bu yapılıyor? Koyunların. Nedir abi senden dinleyelim. Sen daha iyi bul. Koyunların altı terzek tutuyor. Evet. Yani gülbedir. Bu tarafa gel abi. Gülbedir. Koyunlar bunu çiliyor. Bu hala gel. Ondan sonra biz kürekle kesiyoruz güzelce dört köşe. Aynen. Ondan aynen. Sonra arkadaşları çekiyoruz. Evet. 5-6 10 kişi yapıyoruz. Birisi yiyeyim. Birisi 2-3 tane çekeyim. Aynı bu şekilde düzenlemiz bu. Bizim şeyimiz.
Evet. Bu da kışın yakıyorsunuz. Evet, kışın da yakıyoruz kömür gibi. Aynen öyle. Kömürden kıymetlidir. Aynen öyle. Evet. Kömür, evet. Evet, odunumuz yok, bizde orman yok. Neyse tezek. Evet değerli dostlar, sizlere böyle bizim geleneksel olarak yaptığımız tezek geçmiş dönemlerde ben çocukken hatırlıyorum. Bunlara da bu gelenek burada devam ediyor. Hani ormanların az olmasından dolayı tezek aynen bu şekilde yıkılıp yapılıyor. Evet değerli dostlar, şöyle biz Gazipınar caddelerinden çıkalım diyoruz da değerli dostlar. Gazipınar'a. Gel. Evet, şöyle. Şöyle. Değerli dostlar, şimdi ben burada birini gördüm. Onun yanına gitmeden olmaz. Şöyle. Apı Cemal'ın yanına doğru gidelim. Değerli dostlar, Apı Cemal buranın ilk doktorlarından bir tanesi. Kendisinden dinleyelim. Buranın ilk doktorlarından bir tanesi. Şöyle. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Nasılsın? Kameraya dedim biraz önce, dedim ki Apı Cemal buranın ilk doktorlarından bir tanesi. Doğru. Sen tanıyan, sen kimsin, nesin hani, bir bize anlat ya. Ben Gazipınarlıyım. Şahin hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sağ ol, sen ne yapıyorsun? Ya iyiyim, ne yaparım ya. Uğraşırım, neydin ya. Apı Cemal bize şey anlat. Sen ben şimdi niye de doktor dedim sana, bunu bir anlat hele. Bunun için ben çükürü kesin, yine tık ne denir. Baba sen de hoş geldin. Güzellik. Değerli dostlar, Abi Cemal burada, bu bölgede sünnet etmediği kimse yok. Değil mi Abi Cemal? Bu sünnet dişi sendeydi geçmişten. He? Geçmişte sünnet dişi sendeydi. He. Bak şimdi biz de şimdi biraz önce kameraya söyledim ki dedim, Abi Cemal buranın doktoru, sünnet dişi. Geçen ne oldu? Geçen sene başımdan bir olayı anlatayım değerli dostlar. Abi Cemal beni o zaman daha tanımıyordu. İstanbul'dan geldiğim zaman beni şöyle yakaladı, dedi ki sen falancının torunusun, seni ben sünnet ettim. Ben dedim ki zaten oruçun hepsini sen sünnet ettin. Nasıl tanıdın? Ulan kocalar ne yani? İyiler. Ulan dayı neydi dayı? Dayım burada gitti şimdi, şu anda burada değil. Köye, sen buraya geldin. İstanbul'a gitti. İstanbul'a gitti. Evet. Değerli dostlar böyle ne yapıyorsun? Bana mal içinde danaları yemzirir değil mi? Sen böyle danaları yemzirirken bir de seni çekerim. Bak burada bir ablamız da var. Kolay gelsin, nasıl iyisin? Sağ olun. Böyle bir yavaş sana böyle dönelim bu tarafa doğru. Yakışır mı ya? Kaçma, gel buraya gel. Ay çekeceksiniz ya. Sağ olayım ya, seni sormam. Köydense. Dostlar sizlere. Zaten yazık ne yapalım lan araba. Odun yoktu, yakmıyor odun. Sen odun vereceksin. Ne yapıyorsun şimdi? Abi Cemal inekleri şimdi danalara yemzirecek. Onları bir çekelim sizlere. He. Evet. Ne kadar çekiyorsun? Yok, sırt da böyle. Değerli dostlar, geldik bir de böyle teyzemiz burada. Teyze nasılsın, iyisin? He, ne var, ne yok? Böyle teyzemiz de çekelim değerli dostlar. Bizim eski güne elbiselerden giymiş teyzemiz. Ne yapıyorsun, iyisin, ne var, ne yok? He, valla ben de. Yok, sağ olasın, böyle bir dolaşak geliriz. Böyle bir dolaşalım buraları. Bir Apı Cemal'ın dağlarını bir çekelim emzirirken. Nasıl gidiyor, soğuk? Kaç, çok. Çile çekiyoruz. Çile çekiyorsunuz ha. Yapacak bir şey, hayat öyle. Hayat, çile çekmeye gelmişiz bu dünyaya. Ne yapalım? Öyle değerli dostlar, teyzemiz de burada öyle iki sohbet. Bu içeri gider. Çok sağ olun. Gel diyoruz da değerli dostlar, işte bizim misafirperverliğimiz bu. Hemen buyurun içeri geliyorlar değerli dostlar bizler. Çok sağ olasın, teşekkürler. Aşağı doğru bir inelim. Ondan sonra devam edeceğiz değerli dostlar. Gel. Kıvırın, var abi. Ya. O şeyde çakır atıp benim o yalan evi de çek. Çekeriz, gel sen gel. Ya bura nasıl? Ya dostlar bir şey. Bura git, peşine git. Nasıl biraz? Yok şu şeyle, yok şu şeyle. Hayvan buraya nasıl girip çıkıyor? Hayvan alttan giriyor. İçten alttan giriyor. Hayvan yok, kavga yok. Bereketli olsun. Bereketli olsun, selam. Selamünaleyküm. Yalnız çiftlik yönü, sizden gördünüz ki. Ya Ozan, ya şu güzelliğe değerli dostlar. Böyle bir güzellik var mı ya? Şuna bir bakar mısın? Ha bak, bir tane burada. Aha bir tane burada. Maşallah diyelim, bereketli olsun. Sonrası. Ha, şöyle. Ya şunun bir güzelliğine bakar mısınız ya?
Ay 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 ay. Nerede olsa ne kadar güzel. Oğlum. Vay modum. Benim bu. Büyükbaş hayvanlara bir tutkum var değerli dostlar. Üstünü yapmasana ama. Aha. Bizim bizim ahır. Mükemmel olsun. Bayağı dar. Evet. Bayağı. Cemal de burası biraz dar değil mi? He? Biraz dar değil mi burası? Biraz dar da yer yok. O tarafta yer yok. Aynen öyle. Yerin küçüğü mal niye fazla olsun bu mal yani? Yok yok. Yer biraz dar gibi. Dar geldi. Yani, ne dostlar bunlar şöyle gösterir ha, sizlere. Ha tozunu yapalım böyle mi bozuyor? Hangisi bozuyor? Geçen sene de var sen mi? Ha bir tane de arkada var. Ha bu da emmiyor, bu da emmiyor. İki tane, üç tane dana var işte. Ya şunu... Hay! Dur bakayım bak. Nerede olsa yine tosun simen. Yabancıları bırakın. Ha simen tak kırmasını bırakmışsın kendine tosun olarak ha. Bak hayır. Çıktı altından çıktı. Ver altına. Değerli dostlar fazla rahatsız etmeyelim. Böyle çıkan yer çekelim. Dağlarımızda. Oh. Güzel. Kikaku. Ne veriyorsun sen? Balya saman mı veriyorsun? Ha balya? Ha balya veririm. Balya veriyorsun ha. Balya. Çayır otu. Balya koy. Bazı koy diyor. Öyle lan bazı koy. Çayır otu balya veriyor. Ne var burada? Ha. Koyunlar var burada. Ha bir koyunlara bakalım ya. Ver göster. Kuzlar var mı? Yapacağım abi. Yok yok. Abi, daha durma. Kuzlar var. Bazı yerlerde kuzlar var da onlar. Senin de yapmadan. Ha dayının da bir tokması var burada götürmez. Tamam değerli dostlar şöyle bir girelim. Ha, maşallah bereketli olsun. Evet. Bereketli olsun şöyle girek. Ve gıdıklar da var. Değerli dostlar. Yapacağım anda böyle. Hey, onlar ne çevirmeye almasın? Hamile mi onlar? Ne? Burada ne toplar bu? Şeyler mi onlar? Koş mu onlar? Ne var çevirmede? O, bu nerede? Arkada kimde yerde? O beyaz kendini koşuyor koç. Ha. Evet. Nasıl şöyle gösterdik sizlere değerli dostlar buradan da çıkalım. Burada da. Aslan abi güzel peki nasılsın iyisin ne var ne yok? Sağ olasın teşekkür ederim size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Vallahi ne yapalım işte böyle mal bununla uğraşıp duruyoruz. Evet güzel. Gerçekten de maşallah bereketli olsun güzel dana ineklerim var. Güzel de dana var değerli dostlar yeni doğmuş. Evet. Şöyle emiyor. Olacak olacak tatlı şirin. Değerli dostlar diyorum ya burada bir şey var. Mal alacalı olduğu ayrı bir kıymeti var. Bunlar da maşallah diyorum. Bize geçen senin danalar değil mi bunlar? Aynen evet. Böyle göstereyim sizlere. Maşallah güzel. Ne yapıyor? Neyle uğraşıyor? Nasıl gidiyor? Vallahi köy hayatı nasıl? Köy hayatı nasıl gidiyor? Köy hayatı güzel. Evet. Eğer aslanmanın var ise, evde aslan da olmazsa dürtür. Ama bunlar olunca sıkıntı. Bunlar olunca sıkıntı tabii ki. Bir daha fırtına olmayacak. Bizim şeyin nerede? Bizim yeni yetişen bir zurnacı dostumuz var. Ferhat. O öbür akurda. Şimdi onu da görürsün. Öbür tarafta. Var mı koyun mu yoksa sadece büyükbaş hayvan? Büyükbaş hayvanlarım var. Şöyle. Gerçekten bereketli olsun diyek sana. Oraya gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bunların işini şey. Bitirmişsen hasta alın. Samanı vereceğim ben. Saman vereyim. O tarafa da bakar çıkar. Şöyle şu arkadaşımız da bir çekeyelim. Hele bir. Hoş geldin Baki abi. Hoş bulduk abi. Hoş geldin. Biraz çekeyim mi? Sen de çekeyim abi. Değerli dostlar şimdi geldik. Ferhat arkadaşımızın yanında. Şahsen kendisini iyi tanıyorum. Nasıl Ferhat değilsin? Nasıl gidiyor köy hayatı? Öylesi gibi. Evet, gidiyor. Bu arada sen zurnayla falan uğraşıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir şeyler. Bak bir şey öğrendik işte ya. Ha, biraz bir şeyler öğrendin. Ama Şahin Usta senden çok mutlu. Diyor Ferhat çok güzel bir zurnacı olacak inşallah. Dediğimi yaparsan. Ha, sen gireceğim. Nasıl da bir hayvanlarla uğraşıyorsun? Malı yayıyorum. Evet. Arkadaşlar ne? Aynı şey yapıyorum. Ben de çobanlık yapıyorum yani. Değerli dostlar, hani bunun dışında biz de yazın hayvan gidiyoruz yani başka yaptığımız şeyler, köy hayatı, köy yaşamı, Ferhat arkadaşımız yaptığı şeyler aynısını biz de yapıyoruz. Burada yaşam koşulları bu şekilde çünkü böyle değil mi Ferhat'cığım? Aynen başka. Niye büyük şehire gitmeyi falan düşünmedin Ferhat buraya? Babayı vardı sonra da gidiyor. Yani orada bir çalışma yoksa burayı seviyor musun? Burada daha mı iyi, daha mı daha? Nasıl? Orası daha iyi ya. Orası mı iyi? Değerli dostlar işte gençlerimizin gözü hep büyük şehirlerde aslında. Bu
buralar gerçekten daha umutlu, daha güzel. Ben hep diyorum ya, Orçun'un burası sahip çıkan ama işte gençler bir umut kapısı olarak görüyorlar. Bir de şartlarda da kısıtlı olduğumu aslında burada daha çok güzel şeyler yaptı. İnşallah ben bu fikirler vazgeçer, burada daha güzel şeyler yaptı. Evet değerli dostlar, böyle Gazipınar Köyü'nde turuna devam ediyoruz. Değerli dostlar, Gazipınar turuna devam ediyor. Şimdi arkadaşımızı tanıyalım. Ben direkt ben Gazipınar Köyü'ndeyim. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Nasıl Serkan, hayvancılıkla nasıl tutturabiliyor musun, geçirebiliyor musun, nasıl durumlar, nasıl hayvancılıkla? Ne var sende, büyükbaş hayvancılık. Büyükbaş. Şey falan yok, küçükbaş hayvancılıkla uğraşmıyorsun. Yok, ben de çok yalnızsın he. Aynen. Nasıl gidiyor hayvancılık, var mı piyasası, nasıl yapabiliyorsun he? Şöyle, biz böyle birlikte bir ahıra gidelim değerli dostlar, Serkan dostumuzun yanına bir gidelim. Böyle tam iş zamanı yakaladayız dostum, şu anda hayvan yiyelim şöyle ama bizler de yaptık mı Serkan, hareketli olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şöyle. Kolay gelsin Mert'i. Nasılsın, iyisin? Çay geç şu tane. Kağıtlı olsun Serkan'ım. Sağ olasın, çayın abi. Sağ olasın, Serkan'ım. Gerçekten ahırı da güzelmiş. Böyle hayvancılık uğraşıyor. Şöyle. Hoştayın değil mi Serkan'ım? Ne o? Avacalık ve kısaca bir hoştayın abi. Hem o hoştayın. Yok şu anda kim? Hoştayın kırması. Şöyle simental kırma danaları. Sakın geçersen onu. Bir uzaralım var mı danası? Ha. Ha. Ha şöyle. Ha, maşallah bereketli olsun değerli dostlar. Bu sene danası kuzlamış. Gerçekten güzel. Şöyle. Hayvanlar da var alacalı. Hayvanları. Burada ben sana bir şey söyleyeyim sana. Şimdi sen de buradasın, biz de buradayız. Belki birbirimizi tanıyoruz, tanımıyoruz. Tanıyorsun. Şunu söyleyeyim sana Serkan. Burada kıymetli hayvan hangisi? Şimdi bakıyorsun, burada alacalı oldu mu hayvan? Hayvan alacalı oldu mu ayrı bir şey var değil mi? Alacalı oldu mu simental oldu. Daha iyi para ediyor. Daha iyi para ediyor. Şu anda hayvanların içinden kalitesi şu beyazı. Şavrula kırması. Aynen. Değerli dostlar, şavrula kırması. Bu da İkincisi gerçekten de yanındaki simental. Simental ama rengi gerçekten bunun güzel bir rengi aynen var. Kaliteli yani. Kalitesini belli eder. Bunlar da simental marazı oluyor. Evet, bunlar da melezler. Aynen, kimisi de. Bunu annesi hangisi Serkan? Bu sen dışarıdan mı aldın? Yok, ben Şiran'dan aldım. Şiran'dan aldın ha? Hı, bu sene aldım. Maşallah güzel. Değerli dostlar, bu şavrulu cinsi etçi bir ırk. Şöyle güzel gerçekten. Şöyle gösterelim size. Bereketli olsun sana diyelim. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akşam da buralarda canlı yayına gireceğiz. Bir yerlerde bakalım bir dursun muhtarımız gelsin değerli dostlar. Şöyle gerçekten tamam, teyzemize uğrarız yanınıza. İnşallah şöyle teyzemize gerçekten uğraşıyor. Gösterdik sizlere. Öyle çıkalım burada. Sakın bereketli olsun diye teşekkür sana. Kolay gelsin. Sizin de ayağınıza sağ olun. Sağ olasın. Değerli dostlar, Gazipınar'ı gezerken geldik bacımızın yanına. Kolay gelsin. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Valla teşekkürler, sağ olun. Şöyle güzel kızlar var değerli dostlar. Şu güzelliğe bakar mısın? Maşallah yeni doğmuş kızlar var. Bereketli olsun diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor kış hayatı? Nasıl gidiyor? Var mı sıkıntılar? İyi gidiyor abi. Zaten köyde büyüdüm. Daha sonra İstanbul'da yaşıyordum. Genç çiftçi broşürüsünde koyun verilince köye dönüş yaptım. 3 yıldır buradayız. Yani buranın genç girişimci bayanlardan bir tanesisin evet. Diyelim. Kolay gelsin diye sana. Sağ olun, teşekkürler. Bunları şeyden aldın, projeden aldın. Devlet Genç Çiftçi projesinden aldım. Hibe olarak yani. Hibe, evet, evet. Bereketli olsun diyelim. Çok sağ olun. Bol kazançlar dileyelim sana. Çok sağ olun size de kolay gelsin. Hadi görüşürüz canım benim. Uçakla biz canlı yayın yapacağız akşam burada. Evet tamam biz de zaten biz takip edelim. Çobanın doğadaki. Akşam ama nereden kolay yapacağız? Teşekkürler. Bunu da açacağım. Evet. Saat 7'de. Hemen yakışıklı. İstersen gelin. Ne yapacaksın sen? Kız bunun kibrası kim? He? Kibra. Bunun kibrası yıkanmıyor. Evet değerli dostlar, Gazipınar turuna devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tamam, iyisin? Çok teşekkür ederim. Vallahi dar. Seni bir tanıyalım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun burada? Ne zamandır ben buradasın? Ben doğdum. Ben hiç gittin mi yoksa abi? Hep buradan mı? İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittim. Kışlar İstanbul'a gittim. Yazlar buraya gittim. Evet. Var mı hayvanlar? Var mı? Var. Uğraşıyor musun burada? Hayvanlar uğraşıyoruz, evet. Aslan o zaman taşıyoruz.
Nereden? Merek uzak herhalde. Merek de burada yok. Ha, burada hayvanlar burada. Evet, çocuklarımız İstanbul'da, onları sana seviyorum. Tamam. Akşam değerli dostlar, bakacağız duruma göre. Kolay gelsin sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Görüşürüz, hoş gelmişsiniz köyümüze. Sağ olun. Değerli dostlar, Gazi Pınar Güner devam ediyoruz, geldik. Değerli dostumuzun yanına. Selamun aleyküm, bereketli olsun kardeşim. Nasılsın, iyisin? Seni bir tanıyalım hele. Vallahi bir ya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli dostlar. Şimdi şu var değerli dostlar, bizim insanlarımızda biraz çekingenlik var. Bu coğrafyanın insanları böyle. Değil mi Kıdır'cığım? Aynen. Ben adını söyleyeyim, Kıdır Kara değerli dostumuz. Kıdır, ne yapıyorsun, ne diyorsun, ne yapıyorsun buralarda? Gittin, geldin, buralardasın. İstanbul'a mı? İstanbul'a nereden gittin? Nereye geldik? Buraya geldin. Burada hayvanlarla uğraşıyorsun. Aynen. Şöyle bir görelim hayvanlarını. Bir bereketli olsun. Bir... tam mal zamanı geldi. Mal zamanı geldi. Şöyle görelim. Simantar üzere gidiyorsun kızım kardeşim herhalde. Karışıyor lan. Simantar da var. Evet. Şöyle de gidiyorsun. Gösterelim. Bir renk de var. Ha, sen iki ağır var değil mi? Sen de ağır diyeyim mola. Hakkı. İki ağır var sende, anladın mı? İki ağır. Ama ufak hapsen toplasan bir ağır anca. Şöyle. Gerçekten güzel. Tek başına uğraşıyorsun ha kadar. Mecbur ha. Toplamda kaç tane malı var, uğraşını yetiştirebiliyor musun peki? O 20-21 tane erkek var, 4-5 tane de inek var. Valla seni takdir ediyorum, tek başına bunları yetiştiriyorsan. Evet. O da yolt yapı olmadı oldu. Aynen öyle. Mecburi. Gel abi de çıkalım. Mecburi. Ne dostlar, kızı kardeşimiz de burada hayvancılıkla uğraşıyor. Gerçekten iyi yetiştirebiliyorsun çünkü ayrı ayrı. Bu iş bölümden konuşuyor. Tamam nereden geldin abi? Şöyle değerli dostlar. Abi burada balayı bulmuş. Niye? Danası ne? Bunu takip edelim. Geçen biri dedi bu doğum güne kadar olacak. Doğru, danası burada. He, kuzladı. Gece gelip kohmadım inek ya. İyi bir şey olmamış. He. Daha tam diyor. Ha. Da burada da bırak karanlık biraz. Evet, danası orada he. He. Daha biraz şey yakacağım. Çekilsen gelecek bir yakışık. Ha. İki tane kuzlamış. İki tane, biri o bu siyah ineğin. He, simantal kırmızı. Simantal doğurmuşlar, hadi gözün ayrım. Yine ağacalarım var. İneklere sosu simantal oldu mu? He, kırmızı simantal. Evet, değerli dostlar. Böyle getirin. Böyle sizlere gösterdik. Böyle çıkalım. Turumuza devam edeceğiz kaldığımız yerden değerli dostlar. Değerli dostlar, Gazi Pınar turuna... Gazi Pınar turuna devam ediyoruz. Abimizin yanına geldik. Abimizi bir tanıyalım. Nasılsın, iyisin diyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Gazi Pınar köyü halkından Şah İsmail Oğdoğan, Hasan Oğdoğan'ın da babasıyım. Evet, değerli dostlar. Bir dönemde bu köyde muhtarlık yaptım. Yani işte zamanlar öyle geçip gelip gidiyordu. Çocuklardan tabii ayrı kaldık. Onlar geçti gitti İstanbul'a. Biz burada kaldık yaşlılar. Sen hep buradaydın, hiç İstanbul'a gitme gelme oldu mu? Gezmeye yoksa? Gidiyoruz, çok gidiyorum da. Yani bu sana... Şeyde gidemedim, hastalık dolayısıyla. Gidemedim ama her gün çocuklarla görüşüyorum telefonla. Siz de hoş gelmişsiniz bizim köye, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun, memnun oldum. Hoş sefalar getirdiniz. Bu kış vakti geldi, sizleri biz ziyaret edek dedik. Böyle bir sağ olun ama böyle olmaz, kış biraz daha erken davransaydınız daha güzel olurdu. Aslında erken geldik de biz ancak köyü ancak dolaştık. Ya burası... Böyle köyüklerle uğraşır, biraz mal mul var, inek var. Dana var, onlarla uğraşıyor vakit gelsin diye. Zamanımız böyle geçiyor. Aynen. Değerli dostlar, Hasan da dostumuz, kendisi güzel sesi ve sözüyle her zaman dinlediğimiz bir dostumuz. Sağ olasın. Aynen öyle. Değerli dostlar, böyle geldik. Köy hallerini çektik. Amcamızı da çektik buradan böyle. Var mı söyleyeceğim işin? Nasıl zor, şartlar zor mu bu dönemde bu kar? Oran burası biraz daha yüksekte kalıyor ama gerçekten... Yok karla, herhangi bir sorunumuz yok. Yazın bir başka güzel. Kışın tabii başka yazın daha güzel. Başka güzel. Kışın biraz zor oluyor tabii ama şu anda her şey normal yani. Değerli dostlar, bölgemizin en kalabalık köylerinden bir tanesi. Evet. Ne var burası? Yaklaşık 25 hane var. Var mı bu kadar? 20 hane var şu anda. 18-20. Demek ki kalsaydı yazın, burası...
Burası 125 falan. Tabii askide burada ben aklıma geldi 60-70 hane daha fazla. Evet, dönemlerde. Daha fazla. Mahallelerle beraber daha fazla. Tabii mahallelerle vardı 160 evet. Hane gibi böyle bir şey. Evet, büyük büyük buranın evet. Köylerinden bir tanesi değerli dostlar. Evet değerli dostlar böyle turumuza devam edeceğiz. Dostlar bugün neredeydik? Bugün Gazipınar'daydık. Gazipınar'ı tek tek gözdük, dolaştık. Çekimlerimizi yaptık. Gerek köy halkıyla sohbet ettik. Gerek de ahırlarına girdik. Sofralarına oturduk. Kendilerine teşekkür ederiz. Burada öncelikle şunu kapanışta muhtarımızla beraberiz. Nasılsınız muhtarım? Sağ olun bu imkanları bizlere sunduğunuz için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk diyoruz. bu arada şunu da söyleyeyim. Murat Direk Başkanıma da teşekkürlerinizi sunalım buradan kendisine. Aynen. Evet, yazın daha güzel çekimler dileğiyle dostlar. İnşallah, beklerim. Başkanım, muhtarım burada hayat sürdürüyorsun. Burada muhtarlık yapıyorsunuz. Buran neyle geçiyor, ne yapıyor, neredeyiz biz? Bunu bir kısaca bir anlatır mısınız abi, bizlere? Neredeyiz? Biz şu an Gazipınar köyündeyiz. Buranın evet. Geçimini biliyorsunuz, hayvancılık. Evet. Hayvan dışında başka yani bir şey yok. Tarım? Tarım bizde fazla yoktu. Evet, bizde arazi, yani evet. Ekip pişme bir şey yok. Bizde sadece ot işi ya da hayvanlara bakmak için. Ama adam, bu, evet. Yonca, goringa, işte çayır. Evet. Bunu yapıyor yani başka yapacak burada bir şey bu yok. Bu bölgemizin en kalabalık köylerinden bir tanesi. Aynen, şu evet, anda evet. Bu süreçte öyle. Var mı bir sıkıntı pandemi döneminde bu dönemde yok, çok, ekonomik sıkıntılar? Çok şükür şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Evet. Her şey çok güzel. Pandemiden dolayı da bir sıkıntımız yok. Bir hastamız falan da olmadı. Öbür türlü de yani bir sıkıntımız yok şu ana kadar. Evet şu ana bundan kadar. Bundan sonrasında Allah bilir artık. biraz bizim biraz bir şey sorunlarımız var değil mi? Ortak sorunlarımız hepimizin aynısı. Elektrik, yol bazen çekim gidiyor, bazen elektrik gidiyor, bazen yol sıkıntılarımız var. Biraz. Aynen o oluyor evet. Tabii ki. Orçuluyuz demiş, herkes evet. Çuluyuz. Biliyorsunuz siz de evet. Yaşıyorsunuz. Aynen aynı sorunlar. Elektrikler de gidiyor. Yol sorunlarını da biliyorsunuz. Evet aynı sorunları yaşıyoruz. İnşallah iyi olur önümüzdeki dönemler. Olacak yani bu işler. Evet. Olacak. Yolumuz yapılacak. İnşallah diyelim. Söz verildi. Evet, geçen başkanlarımız da aynı sözü aynen. Söylediler. Hamur yazın başlayacak. Evet. Onun dışında bir sıkıntımız yok hani şu ana kadar. Size de teşekkür ederim. Ben rica ederim. Böyle olmasını da istemezdim. Daha evet. Farklı olmasını isterim. İnşallah yazın gelirseniz. Tabii ki de şimdi yazın da geliriz, çekeriz. Kışın da aynı daha şekilde. Daha farklı olacak, evet. Daha güzel olacak. Ben de çok isterdim yani köyü toplayayım. Bir araya evet. Gelelim, konuşalım. Evet, girelim, sohbet, eğlenelim. Muhabbet, köy aynen, odası sohbeti, aynen. Muhabbeti. Aynen. Evet, cenazelerin olması, işte şehitlerin olması değerli aynen. Dostlar. Bazı şeyleri ertelememize vesile oldu. Ama şunu söyleyeyim değerli dostlar, yaz çekimlerimiz daha güzel olacak inşallah. Değerli muhtarım. İnşallah, güzel olacak. Evet. Beklerim yazın. Aynen öyle, hep daha güzel. Köyümüzde toplarız. Aynen öyle. Şimdi buranın özelliği değerli dostlar bu bölgemizin kalabalık köylerinden bir tanesi. Biraz daha hareketli bir köy diyelim muhtarım değil mi? Aynen. Evet kalabalık fazla. Kalabalık köy burası. Tamam. Evet kalabalık fazla. Aynen. Gerçekten de değerli dostlar coğrafi yapısı olarak da gerçekten güzel bir yer. Yazın buraya geldiğimizde ova şeklinde dümdüz yemyeşillik bir alan değil aynen. Mi muhtarım burası? Buranın yazını göreceksiniz. Evet yazını. Ama şimdi bir var kışını göstermek var bir de yazını göstermek var değil mi muhtarım? Yok kışını boşver de yazını göstersen kışın çile değerli dostlar. O zaman muhtarım şunu anlıyoruz. Kışın aynen. Çile o zaman. evet değerli dostlar. Kışın buranın çilesi bitmez. Ama geçmişe göre daha da iyi. Geçmişte diyorsunuz yani siz bizden daha iyi bilirsiniz. Siz hep buradaydınız. Yarım metre bir metre kadar kar küçükleri kar karla bir mücadele yaptınız. Mücadele verdiniz karla birlikte. Şu anda biraz daha iyi diyelim. Bu sene kar fazla yağmadı. Evet. Siz de biliyorsunuz. Her tarafta yollar açık şu ana kadar. Bir sıkıntı yok. Güzel yani şu ana kadar iyidir. Aynen öyle. Değerli muhtarım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, size bu imkanları bizlere sunup geldik. Biraz günü zaten köy çektik. Köy halkını iyi, çektik. Iyi, İnşallah iyi. Güzel bir video olacak. YouTube'da İnşallah. Yayınlayacağız. Güzel İnşallah. Bir videomuz olacak değerli muhtarım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tercih ederim. Var olun diyoruz. Değerli dostlar Gazipınar'daki videomuz da bugünlük böyleydi. Her zaman şunu söylüyoruz. Anadolu'nun kayıp köyleri diyoruz ya değerli dostlar. Gerçekten orada uzakta olan bir köydeyiz şu anda. Biz de bu köyleri dediğim gibi sizlere yansıtmaya çalışıyoruz değerli dostlar. Çıkınızda her daim umut olsun değerli dostlar. Gazipınar Oruçlu'dan şunu söyleyeyim. Erdincan Refi Oruçlu'dan Gazipınar'dan selamlar olsun. Sevgiyle kalın değerli dostlar. Değil mi muhtarım? Ben de size evet. Teşekkür ederim. Rica ederim muhtarım. Sağ olun.